Evet, dün milletvekili adaylığı açıklamamız sırasında Tersaneler bölgesine de değindim. Çünkü Tersaneler bölgesi burada benim görev yaparken arkadaşlarımızla birlikte yarattığımız, emeğimiz olan bir bölgeydi. Ve o tarihte Tersaneler bölgesinde herkes biliyor ki, Zonguldak kamuoyu biliyor ki en az 6-7 bin kişi çalışıyordu. Ve oradaki o heyecan, oradaki insanların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Ama daha sonra bildiğiniz üzere bu bölgelerin genelde dünyadaki bir krize girmesi sonrasında orada da bir takım aksaklıklar oldu ve işçi sayısında düşme oldu. Ve bildiğimiz üzere neredeyse binin altına düştü ve uzun süredir de bir firma haricinde diğer firmaların da şu anda çok aktif olduğunu söylememiz mümkün değildir. Ben şunu söylemek istedim. Her seçim döneminde, bakın geçmişteki 2015 seçimlerine, 2018 seçimlerine, işte şimdi 2023 seçimleri geldi. Bütün iktidar partisinin mensupları gidip işte burayı ayağa kaldıracağız, burayı yapacağız, burayı şöyle yapacağız, Tersaneler bölgesi şöyle olacak deyip insanlara hep yapacağız, edeceğiz şeklinde vaatlerde bulundular. Ama bunların hiçbiri bugüne kadar gerçekleşmedi. Çünkü onlar konuyu bilmiyorlar. Bunu yaratan biziz, oranın yaratılmasında emeği olan biziz ve bu sorunun da nasıl çözümleneceği konusunda sürekli olarak temas halinde olduğumuz için oradaki tersane sahibi arkadaşlarımızla yine çözümü bulacak olan biziz. Ve bu konuda da çok iddialı söylüyoruz. Çünkü bu işler yapacağız edeceğiz de olmuyor. Ben üzerine basa basa söylüyorum. Bize 5-6 aylık bir, yani o da iktidara geldiğimizdeki inşallah geleceğiz. Devletin kurumlarıyla birlikte yerini alması, oturması ve aktif olarak çalışmaya başlamasını düşündüğümüz bir süreç içerisinde biz kısa süre içerisinde bürokratik anlamdaki bazı konuları gözden geçirmek suretiyle o bölgeyi ayağa kaldırmanın taahhüdünü veriyoruz. Ve bunun sözünü veriyoruz. Biz öyle diğerleri gibi yapacağız, edeceğiz demiyoruz. Evet, biz bunu gerçekleştiremezsek de biz bu siyasette bir şey bilmiyoruz. Biz bu işi bırakırız diye de çok iddialı olarak söylüyoruz. Burası bir özel sektör mensuplarının oluşturduğu bir bölge. Ama bu bölgenin bir takım bürokratik işlemlerinin yaratılması ve bazı konuların halledilmesi halinde herkes görecektir ki o 6 bin, 7 bin kişilik canlılığı tekrar orada yakalamış olacağız. Ben buradan iktidardaki arkadaşlara sormak istiyorum. Bugün şu anda o dünyadaki kriz aşıldı ve işte Yalova'daki, İstanbul'daki Tersaneler bölgesi harıl harıl çalışıyor ve pek çok kişi oralarda çalışıyor. Oralarda çalışıldığına göre burada niye çalışılmıyor? Bunun bana bir sebebini, bir izahını söyleyebilirler mi? Demek ki bir problem var ki bu kadar talebin olduğu yerde karşılık bulmuyor ve şu anda bir çalışma yapılamıyor. İşte biz şu anda bu istihdam anlamında bölgemize canlılık getirecek olan bu bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak için dünyadaki şu anda bu canlılıktan da faydalanmak suretiyle İnşallah bu sözümüzü kısa süre içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Ve sonuç itibariyle de biz hep söylüyoruz. Allah bizi milletimize karşı, Zonguldak halkına karşı mahcup etmesin diyoruz. Bizim yapacakla edecekle işimiz olmayacak. Biz somut olarak ne yaptığımızı her vesileyle göstereceğiz. Tamamdır Sayın Halim. Sayın Halim, şimdi bir açıklamanızda şöyle bir şey oldu. TTK için, bir geri gelmez işçi için böyle bir ifadeniz oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz? İç alma için. Şöyle, Türkiye Taş Kömürü Kurumu bizim bölgemiz için, Zonguldak'ımız için en önemli ekonomik güçlerden bir tanesi. Ve buranın biz her zaman söylediğimiz üzere ekonomik anlamda ayakta kalması ve iş güvenliği sağlanmak suretiyle üretimin arttırılması ve işçi açıklarının giderilmesi ve non kadroya ulaştırılması hepimizin gönlümüzün arzu ettiği husus.
bugüne kadar baktığımızda şu ana kadar buranın norm kadro açıklarının giderilmesi için mevcut hükümetten herhangi bir şekilde bir ses seda çıkmadı. Zaten şu saatten sonra çıksa bile ancak seçim vaadi olur. Seçim için sırf kendilerini düşündükleri için söylenmiş bir söz olur. Asla Zonguldak'a düşünmüş veya bölgeyi düşünerek söylenmiş bir söz olmaz. Biz şunu söylüyoruz. İşçi alınmayarak buranın kapısına kilit vuruluyor. Kendiliğinden küçülmeye götürülüyor. Biz buna müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz. Burada Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü'nün yine çeşitli sektör çeşitlemeleri de yapılsa, çeşitli sektörler Zonguldak ekonomisine yeniden devreye girse bile Türkiye Taş Kömürü'nün rolü hiçbir zaman inkar edilemez ve buraya her halükarda işçi alımı yapılmalıdır. Ve biz de diyoruz ki sizin niyetiniz burayı işçi almayarak kendiliğinden kapanmaya doğru götürmektir. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü siz, daha önce de kamuoyuna söylemiştik, Türkiye Varlık Fonu olarak Çinli devletin sigorta şirketiyle bir anlaşma yaparak kredi kullandırılması konusunda bir anlaşmaya varmıştınız. Biz sizin niyetinizin ne olduğunu biliyoruz. Ama biz Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun Zonguldak için ne önem taşıdığını da bildiğimizde size bu fırsatı vermeyeceğiz. Teşekkür ederim.